Eşek. Döküm tencere. Bende hiç yoktu. Hep istiyordum ve hep böyle şey yapıyordum. Set alırım, büyük alırım. Sonra zaten çok ağır ve hani yer kaplayacak. Bir tane alayım. Çok beğenirsem, çok bir etkisi olursa. Yani şu yeterli, bir tane de bir pilav tenceresi alsam yeterli diye düşünüyorum. Ve dökümü güzel kullanabilmek önemli. Benim 2-3 tane döküm tavam mahvoldu. Sos makinesi de Teflon'unkini aldım. Daha şekilli şukurlu diye bunu aldım. İnanın hiçbir fikrim yok. Bir de bunun bir aparatı varmış. Ekstra alıyorsunuz servisten. Böyle kaseli gibi bir şey. Yani şunun büyüğü gibi düşünün. İçine yemek pişirebiliyorsunuz falanmış galiba. Şey için çok ideal diye düşünüyorum. Fırında kaşarlı mantar yapmak için. Ya da işte ne bileyim yemek yaptığınız üstüne kaşar eriteceksiniz. Bunun için belki olabilir. Air fryer da aldık. Gerek var mıydı bilmiyorum ama. Ama şey, tost makinesi güzel. Filtre kahve makinesinde Philips tercih ettim. Oradan ne gözüküyor şu an bilmiyorum. Gözükmüş. Bir gördüğü seni kırmak istemem. Aşkım. Aşkım. Annem. 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 Annem.
gerçekten açacak mıyız? Ters ışık. Ters ışık. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bunun içinde böyle güzel bir et suyu yapıyorsunuz. Ondan sonra ince ince bilmediğiniz etleri ama nasıl bizim salam kalınlığında falan o derece ince. Eti buna böyle doluyorsunuz. Suyun içine atıyorsunuz. Alttan burada ateş yakıyorsunuz. Buradan her zaman sıcak tutuyor. Eti bunun içine koyuyorsunuz. Bir iki dakika içinde etiniz haşlanıyor, çıkarıyorsunuz, afiyetle yiyorsunuz, çeşitli soslarla lezzetlendirebiliyorsunuz. Bu da böyle bir alet. Bunu nereye koyacağım bilmiyorum. Acaba kutusuna geri mi koysam? Çünkü bu kışın, ya gerçi yazın da yapılır ya. Bir de bunun bizde şeyi var, peynir fondü olarak böyle bir seti de var. O daha çok kışın gidiyor ağır bir yemek olduğu için. Tamamen kış yemeği yani. Bunu da kışın yer miyiz bilmiyorum. Neyse dursun. Bu şekilde bunu bir yere koyarım olmadı. Bunlar açılıp yıkanacak. Şimdi açmayacağım bunları. Buharlı olanını aldım. Hem buhar hem grill hem ızgara. Grill ızgara aynı şey zaten. Hem buhar hem grill hem de havayla pişiriyor işte. Easy fry, grill and steam. Üçü bir arada. Kapatabilirim. Tamam. Bu kadar. Bir de bir kettle almıştım, onu açtım ama bunları ben yıkayacağım şimdi. Bu kolileri bir atacağım ortadan. Derin şu an bütün kolilerin içinden geçiyor. Yıkayacağım. Air fry belki bugün denerim. IKEA'dan İsveç köfteler almıştık. Onları yapabilirim akşama. Bunu yaparsam bunu da yaparım. Bunu deneyeceğim. Zaten çok kötü. Sonra diğer her şeyi bir yıkarım, bir yerden geçirdim. Bunların hepsinin kullanım kılavuzunu inceleyeceğim. Ondan sonra kullanmaya başlayacağım. Tabii ki bu bir süreç alacak. Annem. Şimdi onları böyle bir yerleştireyim. Ondan sonra görüşürüz. Annem. 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 Aşkım. Annesi ölür. Annem. Dikkat et kızım. Hayır. Böyle yani. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Aynı videoya devam ederiz. Bilmiyorum. Annem. Annem. Aşkım. Annesi kurban olsun. En azından şurayı boşalt. Ha bir de şurada şey var Kenan. Annem! Kahve makinesi aldık. Şundan. Melitta Sitaç. Bunu çoktan açtım. Öbür evdeyken daha açtım çünkü makineyi bana zorla sattılar. Aşkım.
Bunu öbür evdeyken açtım çünkü nasıl kullanılır falan görmek istedim. Güzel değilse iade edecektim. Annem. O yüzden kutusu burada duruyor ama zaten kutusuyla taşıdım taşınırken de. Ama kahve makinesi kurulu, o yüzden bunu çıkıp açmadım. Böyle yani. Şimdi ben buraları toplayayım arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Şurada bir silerim, süpürürüm güzelce. Ondan sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Aslında psikopat bir video gelecek. Dyson'ın leş gibi. Dyson'ı robot süpürgeyi temizleyeceğiz. Onun da aralarına saçlar falan sıkışmış. Onları bir güzelce temizleyeceğiz ve kullanıma hazır hale getireceğiz. En son evi bir daha bir süpürüp sildikten sonra yeni benim yedek aldığım villada mopum var. Onunla tekrar silmeye devam edeceğiz. Ama bir daha usta işimiz olacak. O yüzden onu o zamana kadar bekletiyorum. Mesela salondaki avizenin masanın üstündeki kısmı masanın üstüne doğru orantıda taşınacak. Ve boya için retüşe girecekler. O yüzden yine de böyle full artık evet evim tertemiz diyebileceğim anı dört gözle bekliyorum. Çünkü daha giren çıkan çok olacak ve işte ufak tefek işler çıkıyor. Bu süreçte her gün 2-3 kez silsek de eve inşaat pisliğinden arınmak biliyorsunuz ki kolay değil. Şimdi en azından bu koliler de ortadan kalktı. Bunların hepsi toz olmuş. Bunları güzel yıkarım, yerleştiririm. Şuraları toplarım, silerim, süpürürüm. Akşam yemeğimi hazırlamaya başlarım. Böyle yani müsaadenizi isteyeyim. Artık başka videoda görüşürüz. Öbür videoda dediğim gibi Dyson'ı temizleyeceğiz beraber. Ondan sonra günlük vloglar, rutinler başlasın. Bir sürü planım var, projem var. Hadi bakalım görüşürüz o zaman.